Sevgili izleyiciler, denize dair her şeyin yer aldığı ve Özgür Deniz programına yeniden hoş geldiniz. Bugün yanımızda sevgili Çetin Kent var, Çetin abi. Çetin Kent, senaristlikten yelkenciliğe, Selimiye'den İzmir'e, inşaat mühendisliğinden denizciliğe çok renkli bir hikayesi var. Çetin abi, sen nasıl başladın bu işe? Nasıl yelkenci oldun, nasıl denizci oldun? Öncelikle hoş geldiniz Urla'ya. Asıl siz bizim konuğumuzsunuz. Sağ olun. Geldiniz. Bütün ekibe, sizin nezdinizde hoş geldin diyorum. Ben biraz 30-40 yaşından sonra da bu iş yapılır mı diyen arkadaşların bir örneği gibi görünebilirim. Hakikaten 30 yaşıma kadar hiç denizle ilgim yoktu. Hatta bir tekne alma hayalim, tekne sahibi olma ya da ne bileyim denizcilerle tanışma hayalim, hiçbir şey yoktu. Fakat tabii o zaman insanların aklına ilk önce hani para biriktireyim, ileride şu tekneyi alayım diye bir düşünce geliyor. En kolay o gibi. Fakat şimdiki düşüncem daha farklı. Önce hani komşu al derler ya, ev alma komşu al. Önce denizcilerle bir dost olmak lazım. Değil mi? O sizin hayatınıza müthiş adımlarınızın arasını sıkılaştırıyor ve adımlarınızı da büyütüyor. Öncelik bir tekne alayım diye bir öncelik koyarsanız benim için yanlıştı. Birkaç senemi öyle harcadım açıkçası. Peki abi, nereden merak sardınız? Yani böyle deniz kenarında tekneleri görürken mi oldu, eş, dostla, arkadaş? Çünkü sizin kitaplarınız var, bambaşka bir kariyeriniz var. Hem mühendisliğiniz ama senaristlik yapıyorsunuz, hem yazarsınız, aynı zamanda kaptan oldunuz. Yani nasıl bu işe girdiniz? Yani sizi tetikleyen neydi? Yani denizin kokusu muydu, dokusu muydu, neydi? Dediğin gibi inşaat mühendisiyim aslında. 30 yaşıma kadar da mesleğimi yaptım. Biraz garip gelebilir ama hani ömür uzuyor diyorlar. Geçen bir tıp programında dinliyordum. Hani insan ömrü 150 sene olacak falan diyorlar. 150 sene boyunca inşaat mühendisi yapmak bana biraz şey geldi o zaman. Bu böyle bir hayat olamaz herhalde falan. 30 yaşımdan sonra küçük bir tekneyle attım kendim denize. Hep söylediğim gibi şeydir. Para biriktirip tekne alacağım diye bir hayal kurarız. Şimdi öyle düşünmüyorum açıkçası. Önce denizci dostlar edinmek, denize tekneniz olmasa da çıkmaya çalışmak daha önemli şu anki düşünceme göre ve doğru olduğunu düşünüyorum. Baktım birkaç sene hani o çalışma temposuyla biriktireceğiniz parayla zaten çok büyük bir tekne almanız mümkün değil. Tekne fiyatları malum vesaire. Bari dedim bir şekilde adımımı atayım denize. Evet. Küçük bir kayıkla başladım. Yelkeni hiç bilmiyorum. Birkaç kere kursa gittim ama İnsandan insana değişir bu. Kursla çok iyi öğrenen insanlar da vardır. Kendisi düşüp kalkarak daha iyi öğrenebilen insanlar da vardır. Sen de eğitimcisin, biliyorsun. Ben biraz o ikinci türdeyim sanırım. Ben kaza yapacağım, tekneyi vuracağım, batma tehlikesi geçireceğim, bir yelkeni direği kıracağım, bir şeyler yapacağım. Öyle başladım. Kaç metrelik bir tekneyle başladın? 5 metre 30 santimlik bir tekneydi. Sonra işte bununla ben ufak tefek geziler yapmaya başladım. Bir de şeyi seviyorum, hani gezdiğim yerleri, acemiliklerimi falan yapmayı yazmayı seviyorum. O insanlara çok samimi geldi. 2000'li yılların başında böyle yelken dergileri, bir tane Yelken Dünyası dergimiz vardı. Rahmetli evet. Mesut Baran'ın. Evet. Oraya yazıyordu insanlar ama hep nedense sohbetlerde de yazılarda da işte deniz biraz erkek egosunu besleyen bir şeydir. Yani sert havada şöyle yaptım, orada şu oldu bilmem ne. Rakı sofralarında değil evet. mi özellikle? Herkes kahraman ama evet. bu kazaları kim yapıyor? Değil yani mi? Birileri yapıyor evet. herhalde. Sonra ben acemiliklerimi, işte tekneyi vurmamı, kırmamı vesaireyi anlatınca insanlara çok samimi geldi. Gerçekte oydu zaten yani. Hepimiz hata yapıyoruz hala. Ben hani kimse dememeli ben oldum artık diye. Evet. O işte bir o zamanlar blog anlayışı falan ya da kavramı yoktu. Küçük bir kropi.com diye bir sitede anılarımı yazıyordum böyle filan. Sonra birkaç yerden mail geldi. İşte İzmirli olup Sibirya'da bir inşaat mühendisliği firmasında çalışan bir çocuktan hiç unutmuyorum bir mail geldi bir gece. Hani Göztepe'liyim ben. Denizi özlüyorum, İzmir'i özlüyorum. Sizin o işte Pırnalı Adası'ndaki, ne bileyim Alman Adası'ndaki maceralarınızı okudum. Bir merhaba diyeyim diye. O birden ufkumu açtı. Yani hani bu denizdeki o demin anlattığım erkek egosu bir set oluşturuyor insanlarda. Soramıyor insanlar. Bu niye böyle? Bu niye böyle? Karşında çünkü bir duvar var. Yani bir ego var. Evet. O samimi kırmış, dökmüş, acemilikten geldiğini saklamayan insan dediğim gibi biraz
daha gerçek geldi insanlar herhalde. Sonra pat diye bir Deniz Dergisi'nden bizde yazar mısın diye bir teklif geldi. İyi dedim, orada yazarken işte Amatör Denizcilik Federasyonu senin yazıları bir kitapta toplayalım mı dedi. İyi toplayalım dedim. Sonra Naviga Dergisi falan derken. Dört tane kitabınız var şimdi. Evet, ilginç biçimde böyle katlanarak yürüdü. Hani o 30 yaşındaki küçük tekneyle ben adımımı atmasam ben hala bir 10 metre tekne için para biriktiriyor olacaktım. O yani beraber şurada oturmamız, beraber olmamız, seninle tanışmamız bile benim o küçücük tekneyle denize girmemle başlıyor. Evet. Onun için böyle ertelememek lazım. Böyle böyle başladı. Hani demin dedin senaristlik var, işte işletmeciliğim oldu, yelkenle işte çeşitli etkinliklerde bulunduk, işte yurt dışından tekne getirdik, bir sürü şey yaptık. Hep o 5 metre tekneyi iyi ki almışım, yoksa bunların hiçbiri olmayacaktı. Benim de bilmediğim, şaşırdığım garip bir şekilde şey oldu yani, bir büyüdü o deniz kavramı. Sadun Bora'nın kitabını askerdeyken okumuştum. Benim için tabii şey çok... Böyle, değil mi? İlah yani. İlahi bir şey yani, evet. Okuyorum ama gerçekten öyle bir insan evet. var mı falan derken... Evet. Sadun abinin son 7 senesinde çok yakınında olan bir kardeşi gibi oldum. Yani ben hala 30 yaşımdan sonraki hayatımı böyle rüya gibi görüyorum. Yani pat diye uyanacağım, vay be güzel rüyaydı falan diyeceğim diye. Benim için çok renkli oldu açıkçası. Sadun Bora ile nasıl tanıştınız abi? Selimiye'de miydiniz? O bir mekan işlettiniz galiba orada. Evet. Bize de ev sahipliği yapan sevgili kardeşlerim Akif ve İlkben'in mekanı gibi bizim de bir 4 odalı küçük bir mekanımız vardı Selimiye'de. 5 seneliğine kiralamıştım. İşte kirası için her şeyimi satmıştım, oraya bağlamıştım. Çünkü o hayat o zaman olacaktı. Hani herkes emekli olunca öyle bir yer işleteceğim diyorlar da herkes o kadar şanslı değil. Hayat başka yerlere götürür. İyi ki de yapmışız o işi. Orada çok güzel insanlarla tanıştık. İşte dergideki yazılarımdan falan takip ediyormuş. Sonradan söyledi bana Sadun abi. Çok mutlu oldum. Çok gururlandım açıkçası. Ortak tanıdığımız çok olmaya başladı. Ortak yazarlar, işte Gani Müjde ile aynı dergide yazıyoruz. Bir önceki dergide Suna Yakın'la aynı dergide yazıyorduk. Birçok Turgay Noyan'la, birçok deniz yazarıyla vesaire bir arada olmaya başlayınca eninde sonunda camia küçük çünkü bir araya geleceksiniz. Evet. O hayalim vardı galiba tanışacağım falan derken işte Selimiye zamanlarında birden tanıştık, çok samimi olduk. Son 7 senesine şahit oldum yani benim için güzel bir anı. Peki siz ne fark görüyorsunuz? Yani bir çekirdekten yelkenci değilsiniz. Değilim tabii. Ama sonuçta birçok denizciye şapka çıkartır. Güzel seyahatleriniz, maceralarınız var. O şansım oldu. Estağfurullah, nasıl, şapka çıkartma demeyeyim. Nasıl geliniyor bu hale? Ne yapmamız lazım? Bir kere çok mu para harcamamız lazım? İşte evet. Eğitim tarafı mı güçlü, yoksa çok iyi bir tekne mi almamız gerekiyor? Sizce sırrı nedir abi bunun? Nasıl denizci olmuyor yani? Biraz ilk başta garip gelebilir söyleyeceğim ama çocukluktan beri denizde olan, eğitimde nerelere gelmiş bir arkadaşımla 40 yaşından sonra denize çıkmış başka bir arkadaşımın gözlemleri farklı olacaktır. Denizciliğe farklı bakacaklardır. İkisi de çok renkli aslında. Evet. Onun için deniz farklı bir şey ifade ediyor. Çünkü 40 yaş gözüyle o adam da 5 yaşında görse 40 yaşında gördüğü açı farklı olacaktı, kaybedecekti belki. Küçük bir örnek vereyim. Yanımda bir arkadaşım da bana yardımcı oluyordu. Milli sporcu, yelkenci. 40 yaşından sonra gelen insanlarla ben denize çıkıyorum, etkinlik yapıyoruz vesaire. Çok ilginç bir anıdır benim için. İşte Orsa'ya dönmek için dedi, yekeyi iteceksiniz dedi bir gün. Çocukluktan beri gelen bir sporcu evet, kardeşim. Evet. Fakat bu centerboard için olabilir çünkü hep rüzgar üstündesiniz ve yekeyi itince hakikaten orsalatırsınız tekneyi ama bu bir yat. Evet. Orada da oturabilirim. Evet, hatta yarışlarda rüzgar altında tüylere bakmak için orada oturuyorsunuz. Ama yekeyi ittiğinizde rüzgar altında rüzgar üstünde ittiğinizde anlatabiliyor muyum? Orsalamazsınız. Evet. Birden o bende ışık yaktı. Yani çocukluktan beri gelen bu işi artık su içer hale getirmiş insanın bile bakış açısı farklı olabiliyor. Ona öyle kodlandı çünkü. Yekeyi it, orsalat. Aşağıda oturuyorsunuz. Evet. Çünkü orada oturuyorsunuz. Centerboard'da öyle. Evet. Bu güzel bir gözlemdir. Aslında baktığınız zaman hani çocukluktan beri yelken yapmış biriyle tabii ki biz bir şey yapamayız ama gezi yelkenciliği farklı. İşte mavi tura çıkacaksanız farklı, uzun yol yelkenciliği farklı. Yani dünyayı dolaşmış gelmiş insanlar yarışlardan nefret edebilir. Yarış için kendini konsantre etmiş biri mavi yolculuk çok sıkıcı gelebilir. Deniz herkese hitap eden bir mefhum. Yani deniz altına daha girmedim yani. Deniz altının bambaşka
kavramları, dili var. Deniz üzerinin başka, yarışın başka. O yüzden deniz herkese hitap eden bir hobi bence. Güzel de bir şey. Peki abi ne sıkıntılar yaşadınız? Yani kolay değil tabii yani. Bir tekneniz var, onu idame ettirmeniz gerekiyor. Yani kariyerinizi bir kenara bıraktınız. Yani bunun zor tarafları neydi bugüne kadar yaşadığınız sıkıntılar, dertler? Zor tarafları şöyle. Yaman Koray diye bir deniz yazarı vardır rahmetli. Onun birçok evlilik yapmış ve kitabının birinde şöyle diyordu. Denizle arama hiçbir karımı sokmadım. Anlatabiliyor muyum? Yani deniz biraz kıskanç. Vakit ayırman lazım, senden bir şey isteyen evet. biri ama eşin de benzer bir şey, çocuğun da benzer bir şey. Evet. O zorlukları ben de hafif gördüm. Yani denizi çok seviyorum, zaman ayırmam lazım. Yaşınız ileri, eve ekmek getirmeniz lazım. O bir hobi olarak mı kalacak? Çok para kazanıp ona harcayabilirsin. Oradan para kazanıp evini geçindirebilirsin. Onun için de bir, belli bir eğitim, belli bir vakit geçirmen lazım. O sıkıntıları biraz yaşadım açıkçası. Gene denizden ekmek kazanmıyorum vesaire ama eşiniz anlayışlı olabilir, çevreniz anlayışlı olabilir. Sadece kafanızda deniz varken başka bir iş yapmak da zor oluyor. Yani bir tek bu zorlukları yaşadım. Yoksa hani dediğim gibi belli bir yaştan sonra çıktıysanız biraz konfor arıyorsunuz. Yani biraz tekne büyük olsun. Geçen de Peyvent Hanım'ın düzenlediği panelde benzer bir şey söyledim. Biz eskiden işte motoru ben tamir ettim, orada sert hava vardı, küçücük çapayla o havada kaldık, o çapa öyleymiş muhabbetleri yapardık erkekler arasında. Belli bir yaşı geçtik, hanımlar daha çok tekneye gelmeye başlayınca hangi tip bulaşık makinesini tekneye koysak diye konuşurken buldum kendimizi mesela. Dedim biz ne zaman geldik bu hale falan. Belli bir yaştan sonra işin keyif, konfor tarafına dalıyorsunuz. Ama çok büyük, yani çok memnunum hayatımdan. Öyle bir denizle ilgili çok büyük bir sıkıntı yaşamadım. Tabii teknik sıkıntıları ben sıkıntı olarak saymıyorum. Peki yaş ilerledikçe, yani daha gençsiniz ama... Bir göz doktoru var. Seni tanıştıracağım. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani örneğin işte 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarla işte 50'li, 60'lı, 70'li yaşlar arasında sizce bir şey farkı var mı? Sizin gözünüzde yani bir de bu deniz entelektüeli olarak gözlemliyorsunuz. Yani da tekne büyümesi uygun diyorsunuz. Yani konfor arıyor insan diyorsunuz ama. Biraz mecburiyet tabii ki. Yani sonuçta o deniz sevgisini de örneğin ben 60 yaşındayım ama 7 metrelik bir teknede de yine güvenle o keyfimi sürebiliyor muyum denize? Şöyle sürebilirsiniz. 20'li 30'lu yaşlardaysanız enerjiniz fazla, sağlığınız iyi. Adrenalin seviyorsunuz, hareket seviyorsunuz. Yarışlar sizi çekebilir. 50-60 yaşına geldiyseniz dediğin gibi konforlu bir şeyle ya da Urla'dan çıkıp balığını tutup akşam limana dönmek bile 80 yaşında birinin rahat rahat yapacağı bir şeydir. Deniz öyle bir mefhum çünkü yaştan bağımsız. Her yaşın kendine göre avantajı var. Belli bir yaşa geldiğiniz zamanınız bol, emekli olmuşsunuz. Maddi durumunuz, çocuklar okumuş, işte bir emekli maaşı size yetiyorsa 6-7 metrelik bir İzmir yapımı meşhur tekneler var biliyorsunuz, küçük tekneler. Tabii. 6-60'lar. Onlarla gezen yüzlerce insan var. Bu demek değil ki hadi Atlantik'i dolaşalım falan. Onlar da ister ama dediğim gibi hayat şartları vesairelerden dolayı denizi hiçbir şekilde ertelememek lazım. Gençler de denize çıkabilir. Az zaman ayırıp hafta sonları bizim kulüpte yarışmaya gelen gençler var. Fişek gibi. Sürekli deniz üstünde teknesinde yiyip içen, bizim yarışlara gelmese de şurada balığa çıkan 80-90 yaşında insanlar da var. Deniz o yüzden anladım. Herkese açık bir yelpaze, güzel bir şey yani. Peki ille marinaya mı bağlamamız lazım Çetin abi? İlle bir balıkçı barınağı da olur mu? İşte atması çekmesi için yine çok masraf etmemiz gerekir mi? Yoksa siz nasıl deneyimlediniz? Marinalar çok pahalı. Çok pahalı olmasından bir adım öteye geçti son 2 senedir artık. Benim geçen seneki teknemi işte başka bir arkadaşıma emanet ettim. Daha büyük bir tekne aldım. Marina dedi ki aynı yere koyamayız, tekneyi büyüttünüz. Hani çıktığım yere bile büyük tekneyle giremiyorum. Başka yer yok. Bir marinaya gidiyorsunuz, yer yok. 130 kişi sırada diyor mesela. Marina diye kilitlememek lazım kendimizi. Bir de marinaya işte 3 birimlik bir tekne aldıysanız her sene yarım birimini, bir birimini vermek durumunda bile kalabilirsiniz. Bu hoş bir şey değil. Yani beni denizden uzaklaştıracak değil bir mi? Şey. Tabii değil ki. Yani marina iyi bir şeydir, tabii ki iyi bir şeydir ama ülkemizde tekne çoğalmaya başladı. Marina az ve teknecilere bakış çok değişik. Ona ayrı bir programlar yapılabilir onunla ilgili.
hani bizi kurtaracak olan şey aslında balıkçı barınaklarında yer almamız. Öyle bir seçeneğimiz var mı gerçekten? Örneğin burada... Onda da seçeneğimiz artık kalmıyor. Çünkü hani Urla Marina dedim, Allah söyletti inşallah Marina olur. Urla balıkçı barınağında da insanlar sıra bekliyor artık maalesef. Bir de herkes evime yakın bir yere koyayım diye baktığı için biraz zor. Keşke çekek yerlerimiz ya da ne bileyim rampalarımız olsa... İşte Tayland'da gördüm, diğer başka yerlerde de gördüm. Hafta sonu indirsem 6-7 metre teknemi rampadan. Evet. İki günümü harcasam, pazar akşam çeksem, öbür cumartesiye kadar evimin önünde dursa teknem. Yani o rampalar da yok. Evet. Bunu da yani yöneticilere, yukarıdakilere anlatabilecek, biz anlatamıyoruz belki. Hani Türkiye şartlarından dolayı. Yapılacak çok şey var ama doğrusunu da söylemek gerekirse biraz tekne sahibi olmaktan ziyade tekneyi barındırmak zor Türkiye'de. Evet. Hani param var deseniz bile demin dediğim örnek yer yok ki. Evet. Hani, ama o kadar da pesimist olmayalım Çetin abi. Şimdi balıkçı barınaklarından her birinden rica edip, o balıkçı barınağının ilgili kooperatifinden rica edip rampasını kullanabiliriz herhalde. Yani ve bir 5 metrelik bir tekneyi otoparkımıza veya işte evimizin önüne de pekala park edebiliriz. Evet. Yani eğer istek olduktan sonra o kadar da engel olmasa yani gerek değil mi Çetin abi? Üçüncü kriter bunlar. Yani önemli olan bir kere bir denize çıkmak. Değil mi? Yarışayım mı? Balık mı tutayım, arkadaşlarımla mı gezeyim, gece teknede sadece marinada mı kalayım? Bunların hepsi denizin verdiği o yelpazedeki yerler. Yerinizi bir bulun. Sonraki sorunlar zaten çözülür bir şekilde. Ama önemli olan bir o adımı atabilmek. Özgürcüm. Peki Çetin abi, siz E-Aykın üyesisiniz, yönetim kurulundasınız. Yönetim kurulundayız, evet. Bu çatı olarak, yani bir Ege Açık Deniz Yarış Kulübü olmasaydı da ya da siz yarışçılık tarafında olmasaydınız da başka ne seçenekleri var amatör denizciler için? Yani hangi çatıda olmalı? Federasyon mu, işte kulüpler mi, yelken okulları mı? Nasıl bir şey var? Sosyal tarafında nasıl bir örgütlenme var? Ege Açık Deniz Yat Kulübü'de dostlarım olmasa ben hiçbir şekilde yarışlara pek girmezdim açıkçası. Yaşam tarzınızın içinde dediğim gibi yarış, adrenalin falan varsa tamam. Ama aynı kafada bir yönetim kurulu olarak senelerdir bir aradayız Akif Hocam'ın önderliğinde. Biz iki dediğin şeyi de birleştirebilen ender yat kulüplerinden olduk belki. O yüzden hani başarı diyelim yani... Çok da mütevazi olmaya gerek yok. Hakikaten iyi gittik. Son 6 senedir özellikle. Bizim yarış bir saat sürecekse o hafta sonu 48 saat boyunca 500 kişi beraberiz. Bütün Çeşme, aile etkinliği gibi, evet. Değil mi? Herkes ailesiyle. Çeşmenin bütün restoranları bu hafta yarış var mı abi diyor. Yani Çeşmenin esnafıyla da beraberiz. Restorancının yarışla ilgisi yok ki. Yani bugün kim bir geldi diye bakmıyor. Onun derdi başka. Evet. Ama yani rakip teknemle bağırıyoruz, çağırıyoruz, yol yol falan diye kapışıyoruz denizde. Akşamleyin kadeh tokuşturuyorsunuz ya da ne bileyim sarılarak. O biraz hani daha önceki yarış mefhumu insanların kafasında işte kötü sözler, birbirine bağırmalar, tekne içinde bile çatışmalar diye. Biz tekneye önce o günkü yiyeceklerimiz, ondan sonra yarış esnasında sohbetlerimiz falan da geliyoruz. Bizim yarış yat kulübümüz sanırım bu ikisini birleştirebilen bir kulüp oldu. Ben de o yüzden çok seviyorum burada olmayı. Hı-hı. Hani bütün dostlarımla ayrıldık. Ben gene yat kulübüne üye olurum diye düşünmüyorum açıkçası. Yani ben insanlar, dostlarım için geldim. Yarış da bizim şeyimizi sağlıyor. O tekneyle kötü havada, sert havada benim teknenin sınırlarını ölçmem, daha iyi itirim yapmam, 2 mil daha hızlı ya da 1 mil daha hızlı götürebiliyorsam belki 10 saat boyunca bir fırtınadan kaçmama sebep olacak. O 10 mil erken gireceğim tabii, belki diye. Onu sağlıyor. O yüzden de memnunum yarışlardan. Fakat dediğim gibi dostlarım olmasa benim yarışla, kulüple çok fazla da herhalde işim olmazdı. Ama bir yani bu kulüpte, bu İzmir'in yelken camiasında bu mütevaziliği, o denizci dayanışmasını, o centilmen ruhu da yaşatıyorsunuz. Yani çok tabii ki değerli bir camiasınız. Tabii ki. Marinalar mesela çok farklı davranıyor. Bodrum'da, İstanbul'da tabii ki çok kıymetli marinalar var ama sanmıyorum ki hiçbiri bizim kadar yarışa çıktığımız Çeşme Marina, ondan önceki marinalar kadar işte bağlama hediyesi versin ya da yarış süresince belli bir süre bağlama imkanı tanısın falan gibi şeyleri bizle beraber başladı herhalde ki bayağı uzun
sürelerden bahsediyorum. Yani 2 günlük yarışa 3 günlük vermekten bahsetmiyorum. Böyle avantajlarımız oldu. Ya da lisans çıkarmak gibi bir duvar var önünde insanların. Nasıl çıkaracağım falan. Biz resmen şuraya git, şuraya git, şunu al falan diyerek geçen de konuştuk. 300'ün üzerinde lisans çıkardık bir sene. Evet. Türkiye'de en çok lisans çıkartan ikinci kulüp olmuşsunuz. İkinci kulüptük. Centerboard'larda dahil. Yani çocuklar, evet, Centerboard'lar gençlerin de yolduğu kulüp. Yani 300 spor kişiyi bir senede camiaya kazandırdınız. Evet. Çok ve değerli. Aktif olarak da gelip gidiyorlar. Yani çoluk çocuk geliyorlar, oğluna da çıkartmış. Ne olacak ki diyorum. Yani aynı dekonttan bir tane daha yollayacağım. Belli bir yaştaysa zaten dekont gerek yok. Sağlık raporu şuradan alabilirsiniz. Şu lazım, şu ek bilmem kaç formunu doldurun falan filan. Önüne yığınca lisans almamak için bir sebep kalmıyor. Eskiden koşturuyorlarmış herhalde sporcuları, evet. Yazık. Evet. Biz o kolaylığı sağlayınca birden oradan da fark etti biraz. Evet. Hani demin anlattığım avantajları, kulübün bu tip yaklaşımları falan EAIK'ı başka bir yere koydu hakikaten. Evet. Hani gururla takip ediyoruz. Biz de uzaktan bakınca vay güzel işler yapmışız diyoruz. Maşallah açıkçası. Abi ellerinize sağlık. Ya. Bu bence sizin gibi hani sonrasında bu işe 8 yaşında 9 yaşında başlayıp milli takım düzeyinde yarışıp denize sadece o şamandıraları birinci dönüp herkesin önünde finişe girmek in ötesinde hani bunu bir şenlik havasında böyle aileleri de içeren daha bir sosyal tarafa getiren zihniyet çok değerli. Evet. Sizin benim gözlemim dışarıdan örneğin sosyal etkinlikleriniz, ödül törenleriniz, evet. Yarışlarda protestolar, diskalifiye olayları bile böyle bir şenlik havasında geçiyor. Evet. Müthiş bir centilmenlikle. Biz kendi kariyerimizde tabii çok tam tersi uçları görüyoruz yani böyle büyük kavgalar falan sizde. O sporculuk farklı ama yani o yaşlarda onu olması gerekiyor. Yani olimpiyatta atıyorum Belçikalı bir sporcuda senin korakor dişe diş ya da ne bileyim hakem görmeden bir şeyler yapma üzerine bir antrenörün taktik verdiğini biliyorum mesela. Ama yani sporun içinde var bu yani futbolda da var her şeyde yani şarj etme, nasıl davranacağını, ezdirmeme vesaire. Bunlar bizim yarışlarda çok olan şeyler değil. Hem yaş durumundan hem keyif aradığımız dediğin sohbet atmosferini yaratmada bunlar yok belki ama sizde de lazım öyle bir hani sonuçta olimpiyata gidiyorsunuz. Bizim keyifle olimpiyata gidilmez. Biz ancak seyretmeye tekneyle gelir. Onun da bir dengesini bulmak lazım. Evet, belli bir yaştan sonra yani gelişecekse bu iş profesyonellikle sayı çoğalacaksa renk vermeniz lazım. Hep siyah beyaz gri yarış değil. Renkler de girecek araya. O da sayıyı çoğaltacak. Birbirine bağlı şeyler tabii ki. Çetin abi şöyle toparlayalım. Şimdi biz bu amatör denizcilere, bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize bu işe yeni başlayacaklar. Kendilerine bir tekne alacaklar. Sizin reçeteniz nedir abi? Öyle bir onlara bir şey vererek, mesaj vererek toparlayalım, kapatalım. Birinci öncelik tabii ki denize çıkmak birinci istekleri, motivasyonları olacak ama maalesef ülke şartları gereği bağlama yeri birinci kriter. Bağlama yerini halletmeden tekneyi almanın çok bir anlamı yok açıkçası. Mesela balıkçı barınağında mevcutta bağlı olan tekneleri alabilirler değil mi? Yeri güzel bahçeye gidip işte tabii, ne bileyim Suadiye'ye gidip oradaki mevcut balıkçı barınağı. O bir yöntem fakat onun da önünde bir set var bazen. Yer kıymetli olduğu için tekneyi aldığınızda yeri vermeyebilir sahibi bir. Anladım. İkincisi, ona dikkat edelim. İkincisi bazı marinalar benim mesela başka bir arkadaşıma emanet ettiğim tekne işte Çetinkent'in teknesi Haziran'ın 5'ine kadar ödemesini yapmış. Yeni alan arkadaş da Haziran'ın 5'ine kadar hiçbir ücret ödemeyecek mantıken değil mi? Ama her marina bunu işletmiyor. Anladım. Hani benim o zaman teknenin durduğu marina 5 Haziran'a kadar kalabilirsiniz. Çetinkent ödedi onu diyelim. Ama güneyde sanırım bütün marinalar öyle. Daha bir senesi var teknenin. Bitiyor ama. Satın aldığınız an sözleşme, tekrar. Evet, sözleşmeyi. Dediğim gibi o yüzden ister büyük ister küçük birinci önceliğiniz bağlama yeri olması lazım. İkincisi tabii ki bütçe. Ve o bütçenin de kurduğunuz hayata, ailenize, çocuklarınıza, eşinize, evinize ayıracağınız bütçeye çok maalesef fiyatlar çok yükseldi. Bağlama da yükseldi, tekne fiyatları da. Yani bir hayatı denize doğru bir önce modifiye etmek gerekiyor açıkçası. Eskiden ben tekneyi aldım çıktım her şeyi hallederim diyorduk. Maalesef hayat şartları onu getirdi. Dediğim gibi bir bağlama yerini bir halletmeden tekne almanın çok anlamı yok. Kendinizi tanımadan, sağlığınızı bilmeden, bilginizi, becerikliliğinizi bilmeden boyunu ayarlamanızın bir anlamı yok. Onun için başlarken hep küçük tekneyle başlayıp
cesaret ettikçe üste üste koyarak yükselmekti bundan 20 sene önceki metot. Ama insanlar şimdi ikinci eli de çok hızlı olmadığı için küçükten alayım, yavaş yavaş büyüteyim olayı da biraz çalışmamaya başladı. Almışken büyüğü olsun deyip 45-46 alan denize daha önce çıkmamış tanıdıklarım var mesela. O da soğutuyor sizi, beceremiyorsun. Evet. Çok büyük. Eşiniz gelmiyor, denize çocuklarınız gelmiyor. Ne yapacaksınız? Yani çok ince eleyip sık dokumak lazım. Anladım. Biz baştan insanları motive ediyoruz, atlayın suya, gerisi gelir diye, ama yani gerçek hayat biraz öyle değil. Deniz dergilerini takip edecekler, denizci camiasını takip edecekler ve denizci dostlar bulacaklar tekne sonra. Anladım. Bence. Çok güzel mesaj verdin Çetin abi. Elinize sağlık. Harika bir sohbet Eyvallah, oldu. Eyvallah, sağ ol kardeşim. Özgür'le Özgür Deniz programına harika bir konuk Çetin abi enerjisiyle, deneyimleriyle renk kattı. Son olarak şunu söylemek isteriz ki, ortak mesajımız herhalde Çetin abiyle. Tekne almak kolay. Önce dost alalım kendimize. Camiaya girelim, kulüplere gidelim, yarışlara gidelim, balıkçı barınaklarına gidelim, gezelim. En iyi tekne arkadaşının teknesi düsturuyla başlayalım. Sonra tekneye gerisi gelir. Bir de herhalde şey diyelim. Çekip atabileceğiniz küçük bir tekneyle belki başlamak. Sonrasında yavaş yavaş büyütmek. İdeali o tabii. İdeali odur diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.